Şimdi burada ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? X sayısı ilk sayı arkadaşlar x artı 2. Bunun diğer bir büyüğü 2 iki fazlasıdır. İkinci sayı. Üçüncü sayı arkadaşlar bunun 4 fazlasıdır. Fark ettiniz mi? İkinci sayı için 4 eklemiyoruz. 2 ekliyoruz. Üçüncü sayı için 6 eklemiyoruz. 4 ekliyoruz. O zaman nokta nokta nokta. Son 11. sayı arkadaşlar ne olacak bakın. 11 çarpı 2 değil de 10 çarpı 2 fazlası olacak. Böylece tek tek yazmama da gerek kalmıyor. X artı imiş son sayı. Onu da bize 3x-2 olarak vermiş. 24 eşittir 2x. X eşittir 12. Zaten bilenleriniz vardır ama bazen hani ben nasıl yapacağım böyle tek tek yapacağım mı diyen arkadaşlar için de böyle bu yorumu söylemiş olayım. C şıkkı geldi yani cevap. Doğru orantı ne demek? B-4 arkadaşlar 2k. Yani B o zaman 2K artı 4. A eksi 7 3K. Buradan da A 3K artı 7. Ve C artı 3 de 5K olduğuna göre C de 5K eksi 3 olacak. Bundan sonra artık yerine yazmamız yeterli değil mi? A gördüğüm yere 3K artı 7 yazarsam 1 çıkarttığımda 3K artı 6. B gördüğüm yere 2K artı 4 yazacağım. Artı C gördüğümüz yere 5K eksi 3 eşittir 27 bölü 2. Bakın bu k artı 2'nin 3 katı. Bu k artı 2'nin 2 katı. Dolayısıyla buradan 5k eksi 3 öbür tarafa atarsak 27 bölü 2 eksi 3 bölü 2. 5k eksi 3 24 bölü 2'den 12. 5k eşittir 15. k 3 oldu. Bizden ne isteniyordu? B. B'ye ne demiştik? 2k artı 4. Hemen yazalım yerine. 3 çarpı 2 6. 4 daha eklersek 10 oldu. B şıkkı. Hangi 4'ü binerse bitsiniz arkadaşlar kaldırmıyormuş asansör. Hangi 3'ü binerse de binsin az geliyormuş. Haliyle ben burada şöyle yorum yaparım. Tek tek 4'ünü denemeyeceğim tabii ki. En hafif 4 kişi binse bile kaldırmıyorsa zaten diğerlerini hiç kaldırmaz. Bu yüzden 20, 45, 52, 58 toplamda 175'ten küçükmüş bunun kapasitesi. Yine tek tek 3'ünü böyle ayrı ayrı toplamam en büyük 3 tanesini bile aldığında fazla az geliyorsa demek ki arkadaşlar bu zaten en fazla büyük olan 52, 58 daha 110, 63 daha 100, 173. Demek ki bakın bu üçünü aldım 173'ten de büyükmüş demek ki bunun kapasitesi. 173'ten büyük ama 175'ten küçük. O zaman alabileceği tam sayı değeri tabii ki 174 olur C şıkkı. Servis numaraları soldan sağa doğru artmaktadır. Yan yana duran iki servis aracının numaraları aralarında asaldır. Yan yana duran iki servis aracının numaraları arasındaki fark 3'ten az değildir. 3 olabilir demek bu. Ama daha da fazla olabilir aynı zamanda. Hiçbirinin o numarası asal değildir. Ve 1'den 39'a kadar numaralandırılmış tüm servisler bunlardan herhangi 6 tanesi. Yani bana 1 ile 39 arasında sayı verebilirsin diyor. Toplamlarının en fazla olması için ne ile başlarım? 39 olsun tamam mı? Ama soldan sağa artacak demiş. O zaman şunu sileyim. Soldan sağa olacağı için en büyük burası olsun. 39. Şimdi 3 eksiği arkadaşlar 36 ile 39 aralarında asal değildir. O yüzden 35'e düşüreceğim. 35'ten 3 çıkarırsam 32 bakın 35 ile 32 aralarında asal olur. 3 çıkarırsam 29 evet aralarında asal ama hiçbirinin numarası asal değil de orada tufaya düşmememiz lazım dolayısıyla 28 zaten aralarında asal değiller 27'ye düşürdüm 27'den 3 çıkarırsak 24 ile 27 aralarında asal değildir 23 asal sayıdır veremem mecburen 22'ye düşürdüm 22'den de arkadaşlar 3 çıkarırsam 19 asal 18 aralarında asal değiller e 17 asal sayı arkadaşlar olmaz 16 da olmaz 15 oldu. Dolayısıyla bunların toplamı arkadaşlar alacağı en büyük değer oldu. 170 geldi. D şıkkı. Burada 3'ün katı olan sayılar var. 3'ün kuvveti olan sayılar da var. Bundan dolayı arkadaşlar şöyle ayıracağım. 3 üzeri 6, 2 üzeri 6. Sonra 27 üzeri 2, 3 üzeri 3 üzeri 2'den dolayı 3 üzeri 6 olarak yazacağım. Aşağıya 54'ün karesi. 3 üzeri 3 e, çarpı 2 Üzeri 2'dir bu. Burası zaten 3 üzeri 8. Dolayısıyla 3 üzeri 6 parantezinde yukarısı 2 üzeri 6 artı 1'den 64 artı 1 65. Aşağıya gelirsek 3 üzeri 3'ün üzerine 2 gelir. 3 üzeri 6 olur. 2'nin üstüne 2 gelir. 2 üzeri 2 gelir. E, bu üstlerin dağıldığını unutmayın. Dolayısıyla 3 üzeri 6 parantezinde burada 2 üzeri 2 kaldı. Yani 4. 3 üzeri 8'i 3 üzeri 6'ya bölersek ne kalır geriye? 3 üzeri 2. O da 9 yapar. Dolayısıyla 3 üzeri 6'lar gitti. 65'e 13'e bölersek arkadaşlar cevabımız 5 oldu. B şıkkı. A virgül B arkadaşlar sıralı ikilisi şu demekmiş. A'nıncı satır B'ninci sütun. Örnek 2 1 dediği zaman ikinci satır birinci sütun mavi kareyi algılayacağız. Ya da 1 3 dediği zaman birinci satır üçüncü sütun. Ve bunların çarpımlarının da küçük sayılarını bu karelerin içine yazacakmış. Örnek 2 çarpı 2 4 ya. Siz bu karenin içine arkadaşlar 1 yazabilirsiniz, 0 yazabilirsiniz, 2 yazabilirsiniz, 3 yazabilirsiniz gibi. Dolayısıyla bu karelerin toplamının en fazla olması için ne olur? 1 çarpı 1 buraya mecburen en fazla 0 zaten. 2 çarpı 1 2 olduğu için buraya 1 yazabiliriz. 3 kere 1 3 buraya 2 yazarız. 1 çarpı 2 2 oldu arkadaşlar. Dolayısıyla buraya 1 yazarız. 2 çarpı 2 4 buraya 3 yazarım. 2 çarpı 3 6 5 olur. 3 çarpı 1 3, 2 yazarım. 6 olduğu için buraya 5 yazarım. 9 olduğu için buraya da 8 yazarım. Bunların hepsinin toplamı da arkadaşlar 27 geldi A şıkkı. Uzunluklar verilmiş arkadaşlar. Sarı bölgenin uzunluğu nedir? 1'in 3 bölü 5'i. Yani 3 bölü 5. Uzun kenar, kısa kenar 0.1. Bu arkadaşlar neye eşit? X'e eşit. Sonra Y'ye bakalım. Y'de arkadaşlar 3 bölü 6. Yani 1 bölü 2. Şu uzun kenar, dolayısıyla kısa kenarda 0.1, bu da y bölü z idi. Z de arkadaşlar 1'in 3 bölü 8'i yani uzun kenar 3 bölü 8, kısa kenar 0.1. Şu 0.1'ler gitti, bu da z idi işte. Sonra e, bakalım buradan ne söyleyeyim başka normal yazayım göremedim şimdi 3 bölü 5, 1 bölü 10, 1 bölü 2, 3 bölü 8. Buradan 8'i 2'ye böleceğim. Burası 4 oldu arkadaşlar. Şu 3'leri sadeleştireceğim. Başka 4 ile 10'u sadeleştireceğim. Burası 5, burası 2 oldu. 5 çarpı 5. 25 payda. Payda 2 oldu. A şıkkıymış arkadaşlar. Burada 16 yazanın ne demek olduğunu bir göstereyim size bakın arkadaşlar. Şimdi bunun bir kenarına biz şöyle A diyelim. Buraya da A diyelim. Şu aradaki boşluğa B diyelim. Yine şu aradaki boşluğa B diyelim. Kırmızı doğru bakın sol tarafta arkadaşlar biraz pembe gibi çıkmış bende ama sizde nasıl bilmiyorum. Şu pembe gibi çıkan soldaki şerit arkadaşlar tamam mı? Şimdi oraya olan uzaklık yani şuraya olan uzaklık nedir? Sağ kenardan itibaren A artı B artı A artı B yani 2A artı 2B arkadaşlar 16ymış. Şimdi x dikdörtgeninin de Sağ kenarından başlayacağız saymaya. Buraya A demiştik. Sonra buradaki uzun dikdörtgenin bir kenarı ne oluyor? A, B, A. Demek ki burası arkadaşlar 2A artı B oldu. Şimdi bu boşluk var burada A olarak. Bir de burada boşluk var. Pardon boşluklara B demiştik. B. Burası da arkadaşlar B. Dolayısıyla 3 tane B oldu. 3 tane A oldu. 2A artı 2B 16 olduğu için 3A artı 3B de 24 oldu. D şıkkı. Bu sorunun ben zor olduğunu düşünmüyorum. Ancak TYT'de karşınıza geldiği zaman böyle bir soru arkadaşlar. Kesinlikle hızlı çözmeniz gereken bir soru. Her çocuk arkadaşlar kendi numarası hariç toplam diğer torbalardaki numaralar alıyor. Dolayısıyla bir toplayalım. 7'den 1'e kadar olan sayıların toplamı nedir? 7 çarpı 8 bölü 2'den 28. Bu şu demek A numaralı çocuk olsun. Bu 28 eksi A kadar alır. B numaralı çocuk 28 eksi B kadar. C numaralı çocuk da 28 eksi C kadar. Dolayısıyla 84 eksi A eksi B eksi C 69 olur. Buradan da A artı B artı C bakın 15 geldi. Demek ki bunların numaraları toplamı arkadaşlar 15'miş C şıkkı. 39 kişi arkadaşlar hediye verir 1 kişi alır. Buna göre yapmamız lazım soruyu yoksa hatalı bulursunuz. 39 kişiden de x tanesi arkadaşlar 20 TL veriyormuş. Bunun 3 katı olan 3 x tanesi. Ben tabii x tanesi derken kendim x verdim. Siz a verin b verin fark etmez. Bunun 3 katı olan insan da 10 TL veriyormuş. Ve geriye kalan bilmiyorum şimdi onun sayısını. Y kişi de kaç TL verecek? 50 TL. Ve bu kaça eşit? 750 TL'ye. İkinci denklemim ne? X insan 3 x insan artı y insan 39 kişi hediye veren sayısı. Bunları düzenleyelim. 50x artı 50y eşittir 750. x artı y 15. 4x artı y 39. Taraf tarafa çıkarırsak bakın 3x eşittir 24 oldu. x 8. Zaten bizden 20 TL verenlerin sayısını istiyordu. B şıkkı. Sıraların sayısı tahtaların sayısının 2 katıymış. Hemen Kesirlerle uğraşmak için şöyle yapacağım. 100x tane tahta olsun arkadaşlar. 200x tane sıra olsun. Birinci adımda sıraların %50, %25'i yani 200'ü 4'e bölersek 50x sıra gönderilmiş. Sonra tahtalarında 12 tanesi. Şöyle tahta diye yazalım. İkinci adım. Kalan tahtaların %50'si. Tahtalarımız 100x'ti. 12 tane verdik. Geriye ne kaldı? 100x eksi 12. %50'si bunun ne yapar? 50x eksi 6 tane tahta arkadaşlar gönderildi. 20 tane de sıra gönderildi. Son adımda kalan 8 tahta sorunun en önemli noktasını oluşturuyor. 8 tahta C okuluna gönderilmiş. Buradan ne sonuç çıkar arkadaşlar? Bakın 8 tahta gönderildi. 50x eksi 6 gönderildi. Başlangıçta da 12 gönderildi. Bunların 3'ünün toplamı tahtaların tamamı yapıyor demek ki. 12 50x eksi 6 artı 8 eşittir 100x diyeceğiz. Son kalan tahtaları da çünkü C'ye gönderdik. Böylece 14 eşittir 50x x eşittir 7 bölü 25. Şimdi artık sırayla ilgili ne sorsa yaparım. Sıra bir kere 200 çarpı 7 bölü 25'ten bakın ne geldi? 56. Başlangıçta bunun ne kadarını göndermiştik? %25'ini yani 14 tanesini ikinci adımda 20 sıra gönderdik. Demek ki üçüncü adımda 56'dan 34'ü çıkartırsak 22 kalan sırayı da C okuluna gönderdik arkadaşlar. Dairenin döndürüldüğünde esas ölçüsünün 360 derece olduğunu bilmemiz lazım. Yani bu müthiş bir trigonometri bilgisi değil zaten. Örnek siz 367 derece döndürürseniz artık o 7 derece dönmüş gibi olur. Burada da onu yapacağız. 360'a bölünen kısmını alacağız kalan kısmıyla ilgileneceğiz. Şimdi 45 derece döndürüldüğünde arkadaşlar oluyormuş bu saniyede. Öbürü de 135 derece döndürülüyormuş saniyede. 17 saniye döndürüldüğünde küçük için konuşalım. 17 çarpı 45 kadar döner değil mi? Bu arkadaşlar 16 çarpı 45 olsaydı 360'a tam bölünürdü. Mecburen o zaman bir tane 45 arttı. Kalan sayımız bu. Dolayısıyla 45 derece yukarı doğru gittiğinde Rakam ne denk geldi? 2. Sonra gelelim büyüye. Büyükte de yine aynı şekilde 16 çarpı 145 olsaydı 360'a tam bölünürdü. E, 135 pardon. 135 arttı. 135 derece dönerse bakın 3, 45, 2, 90, 5'te de 135 olacak. Demek ki gelen rakamlar arkadaşlar 2 artı 5'ten 7'ymiş. Üç sarı, iki mavi ve bir kırmızı taştan oluşuyor bir dize arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi dışarıda gördüğünüz gibi tamamen. Yine bir tanesi dışarıda. Sonra şurası önemli. Bak bunun hepsi dışarıda değil. Üç tane sarı dışarıda. iki tane kırmızı, bir tane mavi o zaman. Pardon tam tersi. İki mavi, bir kırmızı içeride kalmış. Bir de burada tabii ki x tane 6'lı var. Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Ama bize şunu söylemiş. Kutunun içindeki kırmızı taşlarından 5 tane fazlaymış kutunun içindeki sarı sayısı. Şöyle düşünün bakın. 1 2 3 1 2 ve 1 şeklinde ya. Bunlardan 6 tane var. Ve bir tanesinde böyle 6 taş var. O zaman x tanesinde kaç tane sarı var arkadaşlar? 3x tane. X tanesinde kaç tane kırmızı var içeride? x tane. Şimdi dikkat. 2 mavi bir kırmızıdan dolayı da ama artı bir kırmızı içeride duruyor. Dolayısıyla içerideki sarıların kırmızılardan farkı 2x eksi 1 oldu. Şuradaki kırmızıyı sakın unutmayın. O yüzden artı 1 ekledim. Bu da kaçı eşitmiş? 5'e. Bundan dolayı x 3 geldi. İçeride tam 3 tane düzgünce 6'lı varmış. İçeride düzgün 3 tane 6'lı var. 18 tane dışarıda 2 tane altılı var 12 tane. Bir de arkadaşlar şu yarısı dışarıda yarısı içeride olan var. Onu da 6 tane unutmayalım. Bu yüzden 18 12 daha 30 36 tane taş var toplamda B şıkkı.